Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Wizard PVP build'ini paylaşacağım sizlerle. Öncelikle yetenek ağacımız bu şekilde. Statlarımız bu şekilde. 100 metanet şeyden geliyor. E, düzenden geliyor. 638 metanet olarak düşünebilirsiniz. 1 1 1 yapmaya çalışın. 500 veya 600 yap yaparsınız. E, burası bu şekilde arkadaşlar. Ve kombomuza gelecek olursak bir skill'i her atakta bize ateş küresi, ateş elementi veriyor. Ee, i̇kideki skill'imiz soldaki şuradaki bar 3 yük olduğu zaman otomatik iki atma hakkı veriyor. Üçteki skill'imiz 3 üç tane ateş elementi yiyor. Dörtteki skill'imiz moba yakma hasarı bırakıyor. Beşteki skill 3 saniye şarjladıktan sonra karakterin en yüksek vurduğu hasar. altı'daki skill'imiz e, hedefin defasını ve aldığı şifayı azaltıyor. Eee sağ üstte görmüş olduğunuz Volkan skill attığınız zaman 6 saniye boyunca hedefte kalıyor ve patlattıktan sonra 6 saniye defansını kırıyor. R'deki skillimiz alan yüksek hasar vuruyor ve herkesin e, vurduğu hasarı düşürüyor. Ee, F1'deki skillimiz attığınız ateş ateşin damage'ini %30 arttırıp 12 saniyelik hareket hızı veriyor ve kitle kontrol yani slow etkileri yemiyorsunuz. F2'deki skillimiz skill oluşumunuzu hızlandırıyor. 5'teki skill ve diğer skilllerin atış hızını ve genel genel bir cooldown süresini azaltıyor arkadaşlar. Yani skill'ler arasındaki geçiş hızını arttırıyor. E, MB4'deki teleport, E'deki uyutma, alt 1'deki defans, alt 2'deki de defans skillimiz, alt 3'teki her zaman kullanabildiğiniz bir skill. 3 saniye kitle kontrol hiçbir şey yemiyorsunuz. Alt 4'teki skilliniz ise e, MOBA susturma etkisi atıyor. Skill kullanamıyor 4 saniye boyunca e, ee, tırnaktaki bu skill görünmezlik alt 8'deki de e, etrafınızdaki herkesi 2 saniye boyunca yere sabitliyorsunuz. Öncelikle kombomuza geçelim arkadaşlar. F2'nin olduğunu varsayın. Mob'a öncelikle bir iki tane damage atıyorsunuz. Vurduktan sonra 3'e e basıp bir yakma etkisi bırakıp sonra F1'den buff'ınızı alıyorsunuz. Q'yu attınız. 5 saniye, 4 saniye, 3 saniye gördüğünüz gibi 5'teki skill'i şarjlıyorsunuz. Patlattınız aynı anda sonra R'ye koydunuz. Combo şu Q'yu attınız. Son 3 saniye kala 5'i şarjladınız. Önce Q patlayıp sonra 5'i attınız. 5'in ardından 6'yı atıyorsunuz. 6'yı çıkardığınız gibi R'deki skill'e basıyorsunuz. Ondan sonra da vurmaya devam ediyorsunuz. 2 saniye kadar vurduktan sonra tekrar 3'ü atıp e, hedefin e, aldığı şifayı tekrar azaltıyorsunuz ve burada buradan sonrasında bu hedefinizi kesmeniz gerekiyor. Büyücü de tamamen oyun bilgisine dayalı bir klasman. E, ee, büyücü ile adam kesebilirseniz eğer karşıdaki hedef aldığınız klasmanın tüm defans skilllerini bilmeniz gerekiyor ve takip etmeniz gerekiyor. Komboyu ne zaman yapıp yapmayacağınız tamamen sizin elinizde. Eğer komboyu adamın defansı varken yaparsanız adamın canını götüremezsiniz. Eğer defansı yokken yaparsanız da hedefi teklersiniz. Ee, yani tamamen bundan ibaret bir klas. Aynı şekilde defans skillerinizi de sırayla kullanın. Ne zaman nerede kullanacağınız çok önemli. Wizard kırılgan bir klas. Eğer defans skillerinizi doğru zamanda kullanmazsanız e, direkt tek yersiniz ve hiçbir şekilde fight otamazsınız, oynayamazsınız. Işınlanma skillimizi attığımız zaman üzerimizdeki slow etkilerini ve birçok etkiyi kaldırıyor. Tekrar görünmezlik bastıktan sonra tekrar ışınlanma atabiliyorsunuz ve tekrar e, bu arındırma etkisini uyguluyorsunuz üstünüze. Alt üstteki skillinizi tüm kitle kont her yerde kullanabildiğiniz bir skill. E, alt üçe bastığınız zaman heal potlarınızdan birini içebilirsiniz. Aldığınız şifa artıyor. Aynı şekilde yanınızdaki healer da size yüksek oranda heal atabiliyor. Ee, arkadaşlar tamamen bu şekilde Mage DPS ee, Dediğim gibi oyun bilgisine çok bakan bir klas, Kombolar Basic aslında basit. Yani 5'teki skill kombosunu yapmadığınız zaman F1'deki de cooldown'a varsayarsanız Q'yu attınız Q'yu bekleyin Q'nun patlama anına yapıştıracaksınız birçok kombonuzu Q patladı 6'ya bastım R'ye bastım Yani şu Parçalanma ve Supernova'yı attım. Bu seferki kombomda. Hani 5'teki skill'in olmadığını varsayın. Yani genel olarak burst kombolarınızın hepsi şu Q'daki Volkan skill'inizle bağlantılı. Volkan'ı hedefin tabii hedefin defans skill'lerine dikkat edin. Ee, ilk önce ilk komboya Volkan'la Q'ya basıp altı'daki yani bu ateş küresi kombosuyla başlamayabilirsiniz. Hedefin e, bariyerlerini, şıltlarını, defanslarını alayım ilk etapta derseniz e, ateş küresini saklarsınız. Şu skilllerin cooldownu bittiği zaman, döndüğü zaman tekrar bir combo atar. Bu sefer hedefi teklersiniz. Gerisi tamamen size kalmış bir olay. Tekrar şu comboyu yapalım. Benim yaptığım komboyu. F1, F2'ye bastım. Hasar bufflarını aldım. Vuruyorum. Ağır yere attım. 6 saniye kaldı şeylere. Şarjlamaya başladım. Patladı bir anda tüm komboyu koydum. Kombo bu şekilde. Böyle devam ediyorsunuz. Sonra tekrar uçattık. Al heal almasını kapattınız. Büyük ihtimal zaten bunu atmanıza gerek bile kalmayacak. Hedef ölecek. Ee, kombo tamamen bu şekilde. Benim yaptığım gayet güzel bir kombo. Ee, Dairesini yapabilirsiniz vardır ya da yoktur farklı bir kombinasyon. Çünkü tamamen doğaçlama gelişiyor pi'de olaylar anlık bir defans basıyor. Başka skill atmanız gerekiyor. İşte susturmanız gerekiyor. Hani belki hedefiniz şeydir. Susturma attıktan sonra skill şarjlamanız gerekebilir. Yani bu tamamen oyun içindeki o anki pozisyonunuza bağlı bir durum. Ee, genel olarak söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Mage hakkında. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.